Hepinize merhabalar. 2021 trafik adabında çıkacak 20 adet önemli soru çözeceğiz arkadaşlar. Açıklamalı, detaylı çözeceğiz. Geriye dönük trafik adabı sorularını da mutlaka çözerek arkadaşlar. Trafik adabından kalmayalım. 6 adet soru çıkıyor. Sorular çok çok basit trafik adabından. Onun için dikkatli bir şekilde püf noktaları dinlerseniz trafik adabından soru kaçırmayacaksınız. Sorularımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sorulara başlamadan önce bir iki konuda size önemli püf noktalarını söyleyeyim arkadaşlar. Nedim Şeker Akademi YouTube kanalına mutlaka abone olarak videolarımızı izleyelim arkadaşlar. %100 çıkacak soruları kaçırmayalım. Instagram hesabından da takip edelim. Nedim Şeker Akademi Instagram hesabından takip edelim. Çıkmış trafik adabı sorularını çözerek ehliyet sınavında kalmayalım arkadaşlar. Başarılar diliyorum ve başlıyoruz. Öncelikle trafik adabı nedir? Trafik adabı, trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakarlık, tahammül, saygı, fedakarlık, sabır trafik adabıdır arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz 1 ve 2. Madde verilmiş, hemen soruyu okuyalım. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Trafik adabı açısından 1. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak. 2. Yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış, empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık haline getirmektir. Hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakın bir de yanlış arkadaşlar. Bakın. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uyulmaz. Değil mi? 2. Empati gerektiren davranışlar oluşturmak doğrudur arkadaşlar. Yani biz de burada hangisi doğru, hangisi yanlış şeklinde soruyor. Bir yanlış, iki doğru. Hangi seçenekte var? Bursa seçeneğimiz doğru cevabımız. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir? A. Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi. B. Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi. C. Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi. D. Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması. Evet. Sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliğini soruyor arkadaşlar. Tabii davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi, değil mi? Evet, burada Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? A. Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini. B. Sürücünün kaza yapma riskini. C. Trafikteki araç sayısını. D. Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını. Evet arkadaşlar, soruyu okurken cevabı otomatik olarak bakın çıkıyor. Dikkat ederseniz sürücünün kaza yapma riskini azaltır. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuza bakalım hemen. Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir? A. Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak. B. Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak. C. Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak. D. Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak. Evet, yakışmayan tavırlara örnektir. Bakın dikkat edin.
Adana seçeneğinde ışık kırmızıdan yeşile döndüğü anda kornaya basmak veya selektörle uyarıda bulunmak hoş bir şey değildir arkadaşlar. Evet. Cevabımız Adana. Beşinci soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? Evet. A. Hız sınırlarının üstünde araç kullanılması. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Trafik kurallarına riayet edilmesi. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir soruyor. Bakın, trafik kurallarına riayet edilmesi bireye yapılan hak ihlali değildir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez? A. Aşırı hız yapmak. B. Emniyet kemerini takmak. C. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak. D. Alkollü araç kullanmak. Evet, dikkat ederseniz arkadaşlar, değerlendirilmez dediğine göre cevabımız emniyet kemeri takmak, Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 7. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir? A. İnatlaşma. B. Öfke. C. Aşırı tepki. D. Hoşgörü. Tabii arkadaşlar, trafik ortamında hoşgörü çok çok nedir arkadaşlar? Önemlidir, değil mi? Evet, hoşgörü çok çok önemlidir. Burada Denizli seçeneğimiz doğrudur. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir? A. Kazaya karışma olasılığının azalması. B. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması. C. Kural ihlallerinin artması. D. Trafiğe dikkatin dağılması. Evet arkadaşlar, öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir diyor, bakın. Değil mi? Evet. Hangisidir arkadaşlar? Kazaya karışma olasılığının azalması, değil mi? Bu durumda kazaya karışma olasılığı azalmaz, artar. Cevabımız Adana seçeneğidir. Evet. Hemen 9. sorumuza bakalım arkadaşlar. Evet. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir. Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? A. Bencillik. B. Saldırganlık. C. Diğerkamlık. D. Sorumsuzluk. Evet. Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakarlık yapan nedir arkadaşlar? Kendinin ihtiyacı olduğu halde başkalarına yardımda bulunmak diğer gamlıktır. Yani Ceyhan seçeneği cevabımız. 10. sorumuza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri trafikte sergilenmesi gereken olumlu davranışlardandır? Evet. 1. Empati yapılması. 2. Öfke duygusuna hakim olunması. 3. Olumlu konuşma üslubuna sahip olunması. Evet, bakın. Dikkat edin. Olumlu. Her üçü de arkadaşlar burada olumludur. Cevabımız Denizli seçeneğidir. 11. sorumuz.
ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık, B. Sorumluluk, C. Bencillik, D. Hoşnutsuzluk. Evet, burada sorumluluğu yerine getirmemiş oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, yani Bursa seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Trafik kazalarıyla ilgili olarak verilenler aşağıdakilerden hangisini olumsuz yönde etkiler? Bakın burada az önceki olumluydu. Burada olumsuz sormuş arkadaşlar. Evet. Kaza sonrası meydana gelen maddi hasar miktarı, iş gücü kaybının yanı sıra yaralıların tedavi süreçleri ve maliyeti, A. ülke ekonomisini, B. kasko sigortasının önemini, C. bireylerde trafik bilincinin oluşmasını, D. taşıt güvenlik donanımlarının gelişimini. Evet, burada hangisini olumsuz ettiler arkadaşlar? Tabii ki ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Cevabımız Adana seçeneğidir. 13. sorumuza hemen bakalım. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? A. Bencil, B. Hoşgörülü, C. Aşırı tepki gösteren, D. Görgüsüzce davranan. Bakın burada da dikkat edin arkadaşlar, bu tip sorularda trafik adabında genelde 3 tane olumsuz, 1 tane olumlu ya da 3 tane olumlu, 1 tane olumsuz şeklinde. Hemen baktığımızda cevabımız Bursa seçeneğinde hoşgörülü olumludur. Evet. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir? Öfke, işitme, yaş, bedensel sakatlık. Evet. Burada da arkadaşlar tabii ki öfke sürüş yeteneğini olumsuz bir şekilde etkiler. Adana seçeneğimiz doğru cevabımız. 15. soru. Engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre iki kat daha fazladır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet, A. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak, B. Engelli sürücülere moral vermek, C. Devletin kazanç sağlaması, D. Engelli sürücülere ödenek sağlamak. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim bu soruya. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmaktır esas amaç. Adana seçeneğimiz doğrudur. 16. soru. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? A. Trafik kültüründe birbirini uyarma, B. kendini eleştirme, C. yardımlaşma, D. inatlaşma. Evet arkadaşlar, burada yardımlaşmadan bahsetmiş. Bakın Ceyhan seçeneği doğrudur. 17. soru. Bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir. Yukarıda açıklama trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan davranış özelliğine aittir. A. Öfke, B. Empati, C. Bastırma, D. Engelleme. Tabii ki arkadaşlar
bir olay ya da durumda karşımızdaki kişi hakkında yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı, durumu düşünmek, empati yapmaktır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 18. sorumuz çok çok önemli. Yanlış yapılan sorulardan birisi arkadaşlar. Sürücüler beden dilini ve konuşma uslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. İnsanların değişebileceğine inanmalıdırlar. B. Dinlerken aynı zamanda değerlendirme eğiliminde olmalıdır. C. Karşısındakinin kişiliğini sevmediğinde zihnini ona kapatmalıdır. D. Tek bir olayın birini anlamak için yeterli bir örnek olduğunu düşünmelidir. Evet arkadaşlar, burada çok çok önemli bir soru. Beden dilini, konuşma uslubunu dikkate alarak iletişim kurma becerisi insanların trafikte değişebileceklerine inanmaları gerekiyor. Adana seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur? A. Trafik polisi yoksa kırmızı ışıkta geçmek. B. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanmak. C. Denetim korkusu olmadan emniyet kemeri takmak. D. Elektronik denetleme sisteminin olmadığı yerlerde hız limitlerini aşmak. Bakın burada A, B, D olumsuz. Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak nedir? Olumlu bir davranıştır. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. 20. sorumuz. Önemli bir soru yine. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. B. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. C. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. D. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir. Burada Denizli seçeneği, trafik kurallarına riayet edilmesi bireye yapılan hak ihlallerinden değildir arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olarak %100 çıkacak 2021'deki trafik adabı sorularını çözüp daha önceki sorularda çözüp arkadaşlar yüksek puan alabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar dileriz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.